Merhabalar. Aklın Yolu 1'e hoş geldiniz canlar. Bugünkü konumuz HIV virüsü ve AIDS hastalığı. 1 Aralık dünya çapında Dünya AIDS Günü olarak kutlanan çok önemli dikkat edilmesi gereken bilimsel bilgilerle dikkat edilmesi gereken sosyal anlamda yapılmaması gereken şeyleri içeren hassas bu konumuzu önce bir video ile açmak istiyorum. Bugün 1 Aralık Dünya AIDS Günü. Peki AIDS nedir canım? AIDS, ahlaksız kadın hastalığı ya da... Öcü değil. AIDS, bulaşıcı bir durum değildir. Sendromun adıdır. Bulaşansa HIV'dir. Ve HIV dokunarak sarılarak. Aynı evi paylaşarak ya da arkadaş olarak bulaşmaz. HIV pozitifli bireyler. Hastalıklı, kirli. Ya da toplum dışı varlıklar değillerdir. Dünyada yaklaşık 25 milyon insan tedavi imkanlarına erişemediği için hayatını kaybetti. Oysa tedavi gören HIV pozitif bir kişinin herkes kadar sağlıklı bir yaşam süreceğini biliyoruz. Tedavi gören HIV pozitif bireyleri toplumdaki ön yargıları öldürüyor. HIV yaş, cinsiyet. Irk ya da sosyal sınıf gözetmeden herkese bulaşabilir. Unutma, HIV pozitif bireyler evlenebilir, çalışabilir. HIV enfekte olmayan çocuk sahibi olabilir. Korkma, öğren. Korkma, dinle. Korkma, sarıl. Korkma, sev. Korkma, yar. Korkma, yaşa. Duygu hoş geldin. Kenan Bey siz de hoş geldiniz. Bravo, ayakta alkışlıyorum. Çok gurur duydum. Dün seyrettiğimde gözlerim doldu gerçekten. Neden böyle bir şey yapma ihtiyacı duydunuz ve siz kimsiniz? Bize biraz kendini tanıtabilir misin? Hoş bulduk tekrardan. Duygu Öztürk ben. Türk Tıp Öğrencileri Birliği Genel Sekreteri olarak çalışıyorum. Aynı zamanda da Cerrahpaşa Tıp Fakültesi dönem 4 öğrencisiyim. Buraya da Türk Tıp Öğrencileri Birliği'ni temsilen geldim. Öncelikle sizin nezdinizde tüm Cem TV ailesine teşekkür etmek istiyorum. Bizi burada ağırladığınız ve kendinizi tanıtma imkanını sunduğunuz için. Türk Tıp Öğrencileri Birliği Türkiye'deki şu an için güncellenmiş haliyle son 2-3 günde yeni katılan arkadaşlarımız da oldu. 61 tıp fakültesindeki öğrenci arkadaşlarımızla beraber oluşturduğumuz ve Türkiye'deki tıp fakültesi öğrencilerinin temsiliyetini sağlayan ve pek çok farklı çalışma alanında projelerde çalışan ve en büyük tıp öğrencilerinin temsiliyetini sağlayan kurumdur şu an için. Aynı zamanda uluslararası alanda da Uluslararası Tıp Öğrencileri Birlikleri Federasyonu'nun da bir üyesiyiz ve burada Türkiye'nin temsiliyetini sağlamaktayız. Şu an için dediğim gibi bütün illerimizde fakültede temsilcilerimiz bulunmakta ve bu temsilcilerle beraber de 30 binden fazla tıp öğrencisine ulaşmış durumdayız şu an için. 1952 yılında kurulmuş bir kurumuz. Bir sivil toplum örgütüyüz aslında. Şu an yaptığımız videoda, izlediğimiz videoda Gaziantep'teki Tıp Öğrenciler Birliği'ndeki arkadaşlarımız tarafından hazırlanmış bir video. Ellerine sağlık. Evet. Teşekkür ederiz. Çalışma kollarımız bulunmakta ve bu kollarımızdan biri de üreme sağlığı aslında. Üreme sağlığı çalışma kolumuzda bizim yine en önemli ve en çok ses getiren etkinliklerimizden biri de 1 Aralık Dünya AIDS Günü etkinliği. Burada bireylerin tabii ki etiketlenmesi çok hassas bir konu ve bu anlamda bu etiketlenmeyi, damgalamayı kaldırmak hem halkın cinsel yolla bulaşan hastalıklar konusunda bilinçlenmesini sağlamak amacıyla çalışmalar yürütüyoruz. Ve bu çalışmalarımızı yaparken de aslında destek aldığımız kurumlar da var. Bunlardan yine kurum olarak da iletişim halinde olduğumuz Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu, yine Genç Akran Ağı şeklinde bu kurumlarla iletişimlerimiz var ve 1 Aralık öncesinde de bir genç inisiyatifi oluşturduk 1 Aralık Dünya AIDS Günü ile alakalı. Kurum olarak dediğim gibi bağlı bulunduğumuz Uluslararası Federasyon, Birleşmiş Milletler ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından tanınan bir kurum, resmi olarak tanınan bir kurum. Ve bu anlamda da temel amacımız tıp öğrencilerinin hem kendi sorunlarına inebilmek hem de geleceğin doktorları olarak bugünün öğrencilerini daha geniş bir bakış açısına sahip, vizyonları daha geniş, sosyal ve bilimsel alanlarda da aslında onları daha donanımlı yapacak platformları oluşturmak, onları bu meziyetleri kazandırabilmek.
Tamamen gönüllü çalışan bir ekibiz aslında. Tıp öğrencileri tarafından tıp öğrencileri için. Ve bir sloganımız da var. Bir tıp öğrencisinden daha fazlası olmak için. Hekimleri yetiştirebilmek adına. Bu anlamda temsiliyetlerimizi sağlıyoruz. Röme sağlığı, halk sağlığı, tıp eğitimi, yurt dışı araştırma ve staj değişimleri ve insan hakları barış alanlarında çalışmaları yürütüyoruz. Yine HIV konusunda çalışmalarımızı yaparken de insan hakları, gerek bunun insan hakları boyutuyla bu iki alt komitemiz ve tabii ki yine bulaşan koenfeksiyonlar dediğimiz aynı anda işte tüberkülozdur. Hocamız daha iyi bilir, anlatacaktır detaylı bir şekilde. Bu enfeksiyonlar anlamında da halk sağlığıyla beraber çalışmaları yürütüyoruz. Yine üreme sağlığında tabii ki sadece bu konumuzda değil, bu dediğim gibi en çarpıcılarından biri. Ama onun dışında aile içi şiddet, ensest, çocuk istismarı, anne çocuk sağlığı, yine üreme sistem hastalıkları, kanserleri, meme kanseri, LGBT hakları gibi pek çok alanda çalışmalarımızı yürütüyoruz. Ben seni birkaç program davet edeceğim gibi. Evet, biraz fazla konuşmuş olabilirim. Ama gerçekten güzel işler yapıyoruz. Ben de böyle bir imkan olduğu zaman bunları hem anlatmak istiyorum. Bu anlamda teşekkür ediyorum tekrar davetiniz için. LGBT olsun ve çocuk hakları olsun, çocuk istismarı olsun. Üç tane programa şimdiden adını yazın sana ekibine. Çünkü geleceksiniz. Peki, muhtemelen. Peki, memnun oluruz. Kenan Bey, hoş geldiniz. Çok hassas bir konu. İnsanlarımızın birçoğunun bildiği, birçoğunun bilmediği bir konu. Nedir HIV? HIV bir virüs aslında. Evet. İnsanda bağışıklık sorunları yaratan ve kronik seyreden bir hastalığa yol açan bir virüs. Ve Dünya Sağlık Örgütü de artık bunu bir ölümcül hastalık olarak kabul etmiyor. Kronik bir hastalık olarak kategorize ediyor. Dolayısıyla yerleşmiş olan o ölümcül bir hastalık olma halini yitirdi tedavi alanındaki gelişmelerle birlikte. Fakat halen günümüzdeki en yaygın salgınlardan bir tanesi. Bugüne kadar 80'lerden bu yana yaklaşık 40 milyon kişinin canına mal olmuş bir enfeksiyon ve özellikle de bunun etkili olduğu bölgeler yine kaynak kısıtlılığı açısından son derece olumsuz koşullara sahip olan Afrika ülkeleri, az gelişmiş ülkeler, gelişmekte olan ülkeler. Başlıca da özellikle cinsel temas yoluyla kan ve kan ürünleriyle bulaşan bir enfeksiyon, ama onun dışında gündelik aktivitelerle bulaşmayan, sarılmak, öpüşmek, aynı bardaktan su içmek, aynı kaptan yemek yemek, aynı şatal teriyle temas etmek. Hastanın kanını görmediğiniz sürece ve sizde de bir yara olmadığı sürece herhangi bir şekilde bulaşma riski yok. Çok yol kat ettik. Eskiden siz de hatırlarsınız, yani 15 sene evvelki dönemlere baktığımızda bizler de tıp fakültelerinde çok çok bu konuda bilinçli insanlar değildik belki. Yani ben Türkiye'nin, evet, ben Türkiye'nin ilk HIV danışmanlarından bir tanesiyim. Çünkü benim diğer uzmanlığımla el ele yürüyen bir kronik durum HIV ve AIDS sendromu. Herkeste yaygın olan kanı şu, cinsel yolla bulaşan bir hastalık oldu. Aslında beden salgılarıyla alakalı, değil mi? Yani kan, anne sütü ve kadınsal salgılar, erkeksel salgılar olarak baktığımızda. Bunun dışında toplumda maalesef bazen hekimler tarafından da işte terlemeyle, terde ya da tükürükte ya da vesairede şu kadar virüs var gibi algılamalar, sanki böyle de bulaşabileceği yönünde bir takım böyle hissiyatlar verebiliyor insanlara. Bunun böyle olmadığını biraz açabilir miyiz, ne olur? Çünkü yani bence sorun buradan başlıyor. Tabii tükürükte virüs bulunabilir. Fakat o tükürükte bulunan virüs, tükürükte bulunan o virüsleri üzerine etkili olabilecek bizim vücudumuzun ürettiği maddeler tarafından inaktif hale getirildiği için bulaşmaz tükürükle. Ancak ciddi bir şekilde ağız içinde bir kanama olur ve yaralanma, ona bağlı da bir kanama olursa, o ciddi bir miktarlara karışırsa, o zaman belki bir risk oluşabilir, ama bu gündelik yaşam açısından bu risk sıfıra yakın bir şey. Yani dolayısıyla o tarz korkulara çok fazla da gerek yok, değil mi? Ehemmiyet vermemek lazım, önemsememek lazım. Peki nasıl bir virüs HIV virüsü? Yani şuraya ben HIV virüsü olan kan damlatsam ne kadar dışarıda yaşayabilecek bir virüs var karşımızda? O
pek çok koşuldan etkilenebiliyor ama görece dışarıda çabuk inaktif olan bir virüs. Ama o tabii ki kanın içinde olup olmaması, vücut sıvısının içinde olup bulunmaması gibi belli şeylere karşı koşullara göre değişebiliyor. Ama çok basit şeylerle, çamaşır suyuyla vesaireyle alkol, inaktif olabilen, çok uzun süre dışarıda yaşamını sürdüremeyen bir virüs. Yani aslında o kadar da korkulduğu gibi kötü bir gulyabani yok karşımızda. Değil ama tabii kişilerin kendisinin korunması, bu enfeksiyon konusunda farkındalık oluşturulması, insanların bu enfeksiyon riski konusunda bilgi sahibi olmaları ve buna bağlı olarak da nasıl koruyabileceklerini öğrenmeleri hastalığın yayılımının engellenmesi açısından son derece önemli. Çünkü maalesef tedavide gelişmeler var dedik. Kronik bir hastalık haline getirebiliyor tedaviler ama bu tedaviler yaşam boyu sürüyor. Yaşam boyu, şu anki haliyle yaşam boyu almak zorundasınız. Ve virüsü tıpkı tüberkülozda olduğu gibi, veremde olduğu gibi hastalığı vücudunuzdan atamıyorsunuz ama onu kontrol altında tutuyorsunuz. Alabiliyorsunuz. Son tedavilerle de infekte olan bir kişinin yaşam beklentisi hemen hemen infekte olmayanlarla tedavisine ve belli yaşam ritüellerine, kurallarına uyduğu sürece hemen hemen infekte olmamış kişilerle eşit. Peki bu bilinçlenmeyi sizce nasıl yapmalıyız? Yani ne yapıyoruz ve aslında daha neler yapmalıyız toplumu daha bilinçli hale getirebilmek için? Çünkü belli ki aslında biz toplum olarak bilinçlenme konusunda biraz sınıfta kalmış bir toplumuz. Bu sadece bizim için geçerli değil. Bu tüm dünya için geçerli bir şey. Çünkü biz biliyoruz ki Amerika'da bile çok yaygın kampanyalara rağmen özellikle risk altında olan erkek eşcinsellerin bile %40'ı durumunun farkında değil, riskinin farkında değil. Dolayısıyla yapılan, özellikle nüfus yenilendiği zaman, şimdi şöyle bir şey oluyor, bir kampanya başlatılıyor, bir enerjiyle yapılıyor. Bir süre sonra onlar gevşemeye başlıyor ama nüfus yenileniyor, sürekli gelen var. Bunların süreklilik kazanması gerekiyor. Bir kampanya yaptım, tamam ben işimi yaptım, amacıma ulaşmışımdır herhalde değil. Oturmamak gerekiyor. Ama onun için de zaten Dünya Sağlık Örgütü'nün ve gelişmiş olan önerileriyle bu HIV'i önlemeye yönelik çabalarda bazı paradigma değişiklikleri oldu. Özellikle 2000'lerden sonra bu ne kadar siz bilinçlendirmeyle bunlara mutlaka devam edilmeli ama tek başına bunu yapamıyorsunuz. Onun için yeni paradigmaya göre de mümkün olduğunca erken yakalayalım biz bazı enfekte olan kişileri ve tedavi altına alarak tedaviyle virüsü saptanamayacak düzeylere indiriyorsunuz. Dolayısıyla o kişileri bulaştırıcı olmaktan çıkartıyorsunuz. Çünkü bir de şunu da biliyoruz. HIV enfeksiyonlarının erken döneminde, yeni alındığı dönemde o kişiler daha yüksek bulaştırıcılığa sahip. Ve yeni enfeksiyonların büyük bir çoğunluğu da o dönemdeki hastalardan kaynaklanıyor. Dolayısıyla bu erken dönemdeki hastaların yakalanıp tıbbi kontrol veya en azından danışmanlık ve riskli davranışlardan kaçınmasını sağlayacak eğitimler, bilgilendirme çalışmalarından geçirilmesi son derece önemli hastalığın engellenmesi açısından. O da benim işim. Benim uzmanım. HIV danışmanı olarak bizim en çok önem verdiğimiz şey kişilerin riskli davranışlarını saptamak ve o riskli davranışların içerisinde teste hazırlamak, test öncesi ve test sonrası danışmanlık vermek. Bunlar artık dünyanın çok büyük bir belası olmadığını, çözümü olduğunu, ölümcül olmak zorunda olmadığını anlatmak ve kişinin hayatının kalitesini koruyabilmesi için elimizden geleni yapmak. Lakin biz ne yapıyoruz bu konuda? Bir şey daha var. Burada tabii yapılacak şey, paradigma değişikliklerle birlikte bir değişiklik daha oldu. Eskiden özellikle kişinin mutlak onayının alınması, rızasının alınması şartı aranıyordu. Fakat bu biraz gevşetildi. Test yapım sayısının artırılması. Çünkü bunu başka türlü ulaşma şansınız yok. Özellikle şimdi kaynağı olan ülkelerde en azından bir kez herkesin sağlık kurumlarına başvurdukları zaman nereye olursa olsun ilk sağlık kurumlarında böyle bir test yaptırılmasının önerilmesi o hastalık kişilere. Özellikle Amerika'da ve gelişmiş batı ülkelerinde böyle bir şey yapılıyor. Ve kişinin de bu size test yapacağız
Burada onun için özel izin almadan onu genel tıbbi bakım hizmeti onamı içerisinde kabul edilerek yapılabileceği konusunda bir gevşetilme oldu. Test yaptırmak en önemli şey bu. Özellikle risk grubunda olduğunuz, riskli ilişkiden bir şeye maruz kaldığınızı düşünüyorsanız, düşünenlerin daha doğrusu, mutlaka test yaptırması lazım. Ama burada tabii ki başka kurumlara görevler başlıyor. O testlere erişim sorunu, evet. Testlere ve tıbbi bakıma, danışmanlık hizmetlerine erişim sorunları başlıyor. Bunun için sağlık sisteminin ona göre yapılandırılması ve bunun da mümkün olduğunca kişileri, test yaptıracak olan kişileri rencide etmeden, onları incitmeden ve gizlilik esasına dayalı olarak yaptırılabilmesi için bütün önlemlerin alınması lazım. Hala bir kodlama sistemi var galiba, değil var, mi test evet. aşamasında? Hastalar gizli olarak, kimlikleri gizli olarak bildiriliyor. Bu sadece şey için, durumu mercek altında tutabilmek için, yani riskin Türkiye çapındaki boyutlarını görebilmemiz için böyle bakanlığın görevi de zaten bütün ülkelerdeki sağlık mercilerinin görevleri bunu izlemek, salgının boyutlarının. Onun dışında tabii en önemli şey şimdi yine bu enfeksiyon belli risk grupları içerisinde daha çok yayılıyor ve yerleşiyor. Bunu biliyoruz. Bunlara proxy gruplar da deniyor ya da yüksek risk grupları deniyor. Bunlar belli gruplar. Ve özellikle bu grupların daha yakından takip edilmesi gerekiyor. Kim bunlar? Evet. Yani çok belli yani risk açısından olan. Daha sonra bahsedeceksek bilmiyorum ama isterseniz o grupları da söyleyebilirim. Biraz girelim oraya. Evet. Birincisi... korunmasız cinsel ilişkiye girenler. Evet. Özellikle paralı seks. Seks işçileri. Evet. Seks işçileri veya onlarla ilişkiye girenler. Özellikle korunmasız ilişkiye girenler. Sık eş değiştirmek. Korunmadan sık eş değiştirmek bu, diyelim ona. Bu tabii cinsel, evet, evet. Cinsel tercihinden bağımsız olarak yani cinsel ilişki türlerine göre riskler far değişebiliyor ama sonuçta bu sadece belli bir cinsel tercihin enfeksiyonu değil en başında sanıldığı gibi. Hayır yani ilk vaka zaten Pasteur Enstitüsü'nün bir bayandı yani kayıtlara geçmiş ben yanlış hatırlamıyorsam. Yok erkek bir hasta. Fransız bir. Fransa'dakini bilmiyorum ama Amerika'daki ilk dikkati çeken o zaman şey olarak 4G sendromu. Yok ben Fransa'daki ilk vaka Afrika'da misyonerlik yaparken enfekte olmuş bir bayan diye biliyorum Pasteur Enstitüsü'ndeki ilk vakayı. O da zaten bütün bu şeyi çürütüyor. Yani bütün bu salı çürütüyor. Tabii o şey, o 70'lerin cinsel liberasyonu içerisinde o Amerika Birleşik Devletleri'nde gay topluluğun içerisinde yayılması sadece onun şey, o tesadüfi bir şey. Ama asıl gidiş yolu büyük bir ihtimalle Haiti'den Orta Afrika'ya çalışmaya götürülen Haiti'li işçiler büyük bir ihtimalle. Tabii. Yani virüsün biz yaklaşık ne zaman bulaştığını biliyoruz. İnsanların aslında bu bir maymun ve şempanzelerin, gorillerin, maymunların, şempanzelerin virüsleri ve onlarda hastalık yapmıyor. Ama bir şekilde insanlara sıçrama yaptığını biliyoruz. Ve bunun da büyük bir ihtimalle bugün HIV diye bildiğimiz virüsün 30'lu yıllarda sıçrama yaptığını biliyoruz. Hatta 37 yılından bir hastanın serumunda saptandı ilk vakalar. Hatta artık o kadar çok bu genetik yöntemlerdeki gelişmelerle birlikte hangi vadide bulaştığına kadar şimdi yeni yani, sıçramalar da oluyor. Birkaç kere sıçramalar var. İki tipi var virüsün biliyorsunuz. HIV-1 ve HIV-2 var. İkisinin kaynakları farklı. ve onların da insanlara bulaşıp hastalandırıcı hale gelmeleri için de birkaç maymun türü arasında da dolaşıp sonra insanlara bulaşması. Yani HIV'in HIV olması, evrim geçirmesi vesaire. Yoksa insanların şempanzelerle ne yaptıkları değil daha çok. Yani öyle de bir sav vardı. O daha çok şundan kaynaklanıyor. Büyük bir ihtimalle şu oluyor. Bush meat dediler. O insansıların et olarak kullanılması, et kaynağı olarak kullanılması Afrika'da böyle şeyleri var. O sırada büyük bir ihtimalle bir geçiş olduğu düşünülüyor. Yani aslında biz belki de çok uzun zamandan beri bu virüsle iç içe yaşıyoruz. Tabii en azından 30'lardan beri. En azından beri, 30'lardan beri. Sonra, 50'li yıllarda da kanıtlanmış serumlar. Ve bilmeden aslında bugünlere kadar geliyoruz ve 1980'lerde varlığı çok çarpıcı bir şekilde ortaya çıkıyor ve bunun üzerine milyonlarca milyarlarca dolar harcıyor.
harcanıyor değil mi? Aşı çalışmaları nasıl gidiyor acaba? Aşı çalışmaları biraz bir mehteran bölüğü izlenimi uyandırıyor. Daha doğrusu tedavide de böyle şeyler yaşandı. Bir kere şöyle bir şey oldu bu HIV ve AIDS konusunda. Tıpta hiç daha önce karşılaşılmamış bir hızla ilaçlar geliştirildi ve tanı testleri geliştirildi bu hastalığa karşı. Yani çok kısa sürede tedavi başlandı, müthiş bir iyimserlik doğdu. Fakat daha sonra bir anda ortaya çıktı ki virüs buna karşı direnç kazanıyor. Sonra bir çöküş oldu morallerde ve şeylerle. Fakat daha sonra tıpkı tüberkülozda olduğu gibi kombine birkaç ilaçtan oluşan bir tedavi şekliyle virüsü kontrol altında tutabileceğimiz ortaya çıktı. Bu tabii ki yeni ilaçların ve gelişmesi. Hatta başka virüslere karşı da tedavilerin geliştirilmesi gibi. Olumlu sonuç. Hepatit C gibi. Peki cinsel ilişki dışında riskli davranış var mı? Pardon, aşı konusunda aşı çalışmaları da... Maalesef biz çok çalışma var fakat nihai çözümü sağlayacak bir aşı yok. Fakat son yıllarda yine iyimser görüşler bildirilmeye başlandı. Bunun hem tedavi amaçlı hem de korunma amaçlı olarak kullanılabileceği konusunda. Fakat biraz yine de çok yakın vadede bir ufukta görünen bir çözüm görünmüyor. Peki cinsel ilişki dışında HIV virüsünün, HIV virüsünün bize bulaşması nasıl mümkün olabiliyor Duygu? Biraz da seni biz imtihan edelim burada değil mi hocam? Ne kadar biliyor adamı bakalım. Şimdi hocası ben olduğum için ben de mahcup olurum. Eyvah. Ben şöyle yapayım. Tabii bunda en önemli şeylerden biri de kan transfüzyonuyla. Yani size kan nakli yapıldığı zaman hani en önemli bulaşma yollarından biri. Hocam da aslında söyledi burada. Hani işte bir yere damladı. Hani onun içinde çok az bir miktarda var. Enfekte etmesi için yeterli değil ama bir bulaşması kan nakli. Diyelim. Biraz daha halk ağzı kullanalım. Özür dilerim. Bulaşması için aslında yeterli olmuyor. Ama siz tabii ki birkaç ünite kan nakli yaptığınız zaman bu şekilde bulaşması söz konusu. Onun dışında hamilelik dönemlerinde anneden bebeğe geçiyor. Yine aynı şekilde emzirme dönemlerinde ama bunların hepsinin önlenebilmesi hocam da anlatacaktır. Yolları var. Şu an hani çocuk dünyaya getirmiş, çocuk sahibi olan HIV'le enfekte anneler var. Tabii. Benim de hastalarım var o şekilde çocuk sahibi olan. Evet. Bu anlamda çalışmalar devam ediyor ama en gördüğümüz şey ya benim en son hatta Cerrahpaşa'daki sanırım bir vekadaydı kan nakliyle bulaşmasıydı. Bir de şöyle enteresan bir şey var. Yanılıyorsam lütfen düzeltin. Bugün eğer bir bulaşma söz konusuysa ancak 3 ay sonra biz vücutta var olup var olmadığını anlayabiliyoruz. Yok, onlar da değişti. Şimdi. Bir zaman koridoru. Yok, kısaldı şimdi. Kısaldı. Ne kadar kısaldı? 8. güne kadar kısaltabiliyorsunuz aslında. Çok güzel. Bir rutin şimdi kan ve kan ürünleriyle bulaşmalar tabii ki hep risk olarak en büyük risklerden bir tanesi damar içi ilaç bağımlılıkları, ortak şey kullanımları, enjektör paylaşımları. Bunlar risk faktörleri ama daha salgının çok başına itibaren biliyorsunuz kan ve kan ürünleri bu virüs açısından taranmaya başlandı. Testlerdeki gelişmelerle birlikte bugün böyle bir şeyin o akut dönemdeki yani enfeksiyonun alındığı ilk 20 gün bu pozitifleşme 3 ay daha önce 3 ay dediğiniz süre o pencere dönemi olarak adlandırılan dönem dışında olmayan hastaların kaçması mümkün değil şu andaki yapılan combo denilen kombine testler sayesinde hem HIV-1 hem HIV-2 açısından bütün kan ürünleri taranıyor. Hatta bizim Kızılay Kan Bankı merkezleri de şu anda nükleik asit denilen virüsün RNA'sını yani genetik materyalini saptamaya yani 8. güne kadar düşürecek yöntemleri uygulamaya başladık. Yani biz direkt hücrenin içerisinde bu dönüşüm var mı yok mu onu anlamlandırabilecek kadar işe ilerledik. Virüs girmiş mi biz girmemiş mi onu 8. günden itibaren girdikten sonra 8. günden itibaren yakalayabiliyoruz. Diğer antikor taramada yaygın olarak kullanılan hani ELISA yani testi. Vücudun ürettiği ona karşı ürettiği askerler diyelim biz ona. Evet. Proteinlerini de ortalama 3 hafta içerisinde saptayabiliyoruz. Çok güzel. Bu harika bir haber. İnsanlar artık 3 ay beklemek zorunda değiller. Kısa bir reklam arası alıyoruz. Teşekkür ederim. Tekrar merhaba.
Sözünüzü balla kestim ama bu 3 aylık zamanın bu kadar kısaltılmış olması aslında testi yaptıran insanların da biraz daha rahatlamasını beraberinde getiriyor, değil mi? Bizim kızlar sokağa çıktılar, sokağın nabzını tuttular ve sokaktaki insanlar bu konuda ne biliyor, ne bilmiyor onu bir anlamaya çalıştılar. İsterseniz önce bir sokak röportajlarına girelim, sonra devam edelim. Nasıl bir hastalık olduğunu biliyor musunuz? AIDS'in bayağı bir ölümcül bir hastalık olduğunu biliyorum. Cinsel yolda bulaştığını biliyorum. Afrika'dan türediğini biliyorum. O kadar yani. Peki Dünya AIDS Günü'nün ne zaman olduğunu biliyor musunuz? Yok. Peki AIDS'li olduğunu bildiğiniz birisiyle arkadaşlık yapar mısınız? Arkadaşlık yaparım da sadece arkadaş olarak. Onlar da sonuçta insan olduğu için. Peki eviniz olsa kiraya verir misiniz? Tabii. Peki en son sorum. Ebola mı daha tehlikeli sizce? AIDS mi? Neden? Bence AIDS daha tehlikeli bir hastalık. Çünkü bildiğim kadarıyla bağışıklık sistemini çökertiyor. Erken yaşta ölüme sebep oluyor. Ebola hakkında fazla bir bilgim olmadığı için. Özellikle vücut bağışıklığının düşmesinin sonucu ortaya çıkan, yani mikroplara karşı açık bir sistem. Yani ufacık bir nezle veya bir griple bile insan ölüme kadar sürükleyebilen bir, daha doğrusu bağışıklık sistemini bozan bir husus. AIDS'li olduğunu bildiğiniz birisiyle arkadaşlık yapar mısınız? Hiç düşünmemiştim. Uzak uzak, mesafeli şekilde yaparım. Niye yapmayayım? Peki eviniz olsa kiraya verir misiniz? Evim olsa veririm. Cinsel yolla ve kanla bulaşan bir hastalık diye biliyorum. AIDS mi daha tehlikeli sizce, Ebola mı? Ebola galiba. Evet. Fena görünmüyor. Fena değil, değil mi? Evet, bence de öyle. Yani çok başarılı aslında bu sokak röportajı. 10 sene evvel yapmış olsaydık yapamazdık zaten. Mikrofonu uzattığımız anda insanlar kaçmaya başlarlardı. Peki bu toplumsal ön yargı tabii ki bizde bayağı kırılmış vaziyette. Ama yine de o belli bölgelerde değil mi? Biz bu ön yargıyı tamamen yok edebilmek için neler yapabiliriz? Çünkü sonuçta hastalığın ahlaklısı ahlaksızı olmaz. Yani, bir kere herkesin başına ve her yaştan, her cinsiyetten insanın başına gelebileceğini kabul etmemiz gerekiyor. Dolayısıyla bunun bir hastalıkla ahlaki ön yargıları hiçbir şekilde bulunmamak gerekiyor. Bunun bir ikincisi, bu şunu başta da söylemiştim, ölümcül bir hastalık değil, tedavisi olan bir hastalık, kolay bulaşan bir hastalık değil. Rutin yaşam pratikleri içerisinde, uygulamalar içerisinde, gündelik yaşam içerisinde bulaşma ihtimali yok. Dolayısıyla çok rahat evinize kiraya verebilirsiniz, arkadaşlık edebilirsiniz, yemek yiyebilirsiniz. Normal bir arkadaşlık ilişkisi devam ettirebilirsiniz. Benim HIV pozitif olan arkadaşlarım var. ve oğlumla benim kadar yakınlar, sarılıyorlar, öpüyorlar. Bizim evimizin içerisindeler. Bizimle beraber var oluyorlar. Yani bu şeker hastalığıyla aynı. Bence grip daha bulaşıcı aslında çok, bakmak gerekirse. O yüzden bu tarz ön yargılarla sevdiklerimizi itmememiz gerekiyor, değil mi? İtmenin ötesinde daha büyük bir kötülük yapıyoruz kendimize. Bu tarz tepkilerle bunları görünür olmaktan çıkartıyoruz ve tehlikeyi büyütüyoruz. Evet. Yani kendi güvenliğimizi de tehdit ediyoruz. Evet, yer altına itiyoruz. Evet. Onun için mutlaka bu konuda rahatlatıcı önlemlerin ve davranış değişikliklerinin mutlaka yaygınlaştırılması ve bunun için de bu yönde aydınlatıcı, farkındalık yaratıcı çalışmalar devam ettirilmeli. Belki basit davranış terapilerindeki gibi örnekler o tip şeyler belki. Şöyle bir şey var. Toplumda cinsel yolla bulaşan bir hastalık, yani bulaşma yöntemlerinden bir tanesi cinsel yol olduğundan dolayı toplumdaki cinsellik üzerindeki bir takım dogmalardan, tabulardan dolayı bunu dillendiremiyoruz daha çok. Yani biz bir virüsten bahsetmek istiyoruz. Bir virüsün yol açmış olduğu bir bağışıklık sistemi hastalığından bahsetmek istiyoruz. Adamlar insanların yatak odasında ne yaptığından bahsedeceğimizi düşünerek bizi engelliyorlar. Fakat bence daha korkunç olan başka şeyler var. Biraz eleştiri de yapalım bu konuda. Test kodlama sistemi.
Peki tanıyı aldıktan sonra insanların hayatında ne oluyor? Tanıyı aldıklarında tabii şimdi yeni şey test and treat. Slogan bu. Evet. Tanı koy ve tedavi et. Tedavi et. Bir yere test yapılmadan önce kişiye özellikle bilgilendirilme, hastalık konusunda bilgilendirilmesi ve testin test konusunda bilgilendirilmesi mümkünse en yapılması. Ama test sonrası, test sonucunun sonrası mutlaka pozitif olsun, negatif olsun mutlaka asıl test sonrası bir danışmanlık da gerekiyor. Verilmesi. Tabii. Bunun için başka kaynakların bunu her zaman bir hekimin yapması gerekmiyor. Bunu yardımcı sağlık personeli yapabilir. Tabii. Buradaki bazı eğitilmiş, okulunda eğitim almış başka personel de bu konuda devreye sokulabilir. Hemşirelerimiz, psikologlarımız, evet. Sosyal hizmet uzmanlarımız. Yani tabii evet. Bunlar yapılabilir. Evet. İkincisi test erişiminin kolaylaştırılması. Yani birincisi bu... Biraz önce o yer altına inmemesi için anonim test, yani ismini belirtmeden test yaptırabilme. Yani benim adım Mickey Mouse, ben test yaptırmak istiyorum. Ve bunu da kimse bilmesin, ben dışında kimse bilmesin istiyorum dediğinizde bunun da kolaylıkla ulaşabileceğiniz ve para ücretsiz olarak yaptırabileceğiniz merkezlerin olması lazım. Türkiye'de böyle merkezler var. Var mı? Var ama ne kadar işliyorlar? Okey. Bir soru işareti. Tartışılır. Evet. Bu konuda. Fakat ama çok ciddi sayılarla test yaptığımızı biliyorum ben ama dönüyoruz galiba hep aynı kişilere test yapıyoruz. Evet. Bazında testler bazen de çok lüzumsuz kullanılıyor, suistimal ediliyor. Mesela rutin olarak her ameliyat öncesi test yaptırılıyor. Evet. Kişinin risk değerlendirmesi yapılmadan, Bu bir rutin uygulama değil. Orada bir israf var galiba. İsraf var. Yani Amerika Birleşik Devletleri kadar neredeyse yılda biz test yapıyoruz. Ona rağmen de biz gerçek sayımızı vesairemizi bilemiyoruz, riskimizi bilemiyoruz. Çok enteresan. Yani bunun biraz daha stratejik hedefleri, bahsettiğim hani sıcak noktalara hedef alacak şekilde onların daha yakından takip edileceği şeyler açısından yeniden yapılandırılması gerekiyor. Belki her yakaladığımız kişiye test yapmak değil. Evet. Sonuçta herkes risk altında. Yani aileler risk altında değil mi? Yani eşlerden bir tanesi herhangi bir aldatmanın içerisindeyse tüm aile bundan etkilenebiliyor. Farkında olmadan HIV pozitif çocuklar doğabiliyor. Biz peki çocuklara olan tedavinin neresindeyiz? Şimdi çocuklar için şöyle bir şey var. Türkiye'de de bu öneriliyor artık. Her rutin gebelik takibine alınan girdiğinde bütün gebelerin test yapılması. Bu çok önemli. Çünkü hiç ummadığınız kişiler dediğiniz gibi pozitif çıkabiliyor. Bazen bu risklerin tahmin edemiyorsunuz ya da saptayamıyorsunuz ama... Bunun için riskine göre o testler sonra tekrarlanabiliyor ve doğum ona göre daha gebelik sırasında tedavilerle başlanarak ve doğum sırasında alınacak önlemlerle doğacak çocuğa bulaşma ihtimalini %1'in altına düşürebiliyorsunuz. Bu çok önemli bir şey. Doğum sonrası ise yine böyle bir anneden doğacak çocuğun anne sütüyle de geçtiğini biliyoruz. O durumda yapılacak şey anne sütünü vermemek. Evet. Ama bütün bunlara uyduğumuz takdirde çocuklarımızı koruyabiliyoruz. Bir enfekte bir çift çok rahat çocuklarını sağlıklı bir şekilde yetiştirebilirler. Bırakın yetiştirmeyi, çocuk sahibi de olabiliyorlar. Tabii. Gerekli önlemlerle yardım alarak gebe kalınabiliyor ve bu şekilde. Sonuçta dünyanın sonu değil. Bu kadar korkmamıza gerektirecek bir şey değil. Değil. Mümkün olduğunuz işte erken yakalanıp erken teşhis ve tedavi. Peki ilaçların sağlanması, çünkü bunlar çok pahalı ilaçlar sonuçta değil mi? Yani ilaçların sağlanması, ilaçların kullanılması. Şöyle bir şey var. SGK ilaçları karşılıyor. Ama Türkiye'deki hasta sayısı kısıtlı olduğu için dünyada çıkmış bütün ilaçları şu anda Türkiye'de pazarlanmıyor. Ancak bu tarz ilaçlara gereksinim olduğunda Sağlık Bakanlığı'na başvurarak hekimler, bunu takip, AIDS takibi yapan
hekim ya da kurumlar bu talepte bulunabiliyorlar ve o şekilde bunların temini yoluna temini sağlanabiliyor ama biraz uzun bir süreç. İlaçlar aksadığı zaman risk nedir? Direnç gelişmesi. Evet. Tedavi seçeneklerinizi daraltıyorsunuz. İki ilaçla tedavi edileceksiniz. Daha fazla sayıda ilacın kombine edilmesini gerektiriyorsunuz. Vücudunuzu yıpratıyorsunuz. İlaçların yan etkisi var mı peki? Tabii bazı ama giderek azalıyor. Bunlar yeni formülasyonlarla birlikte oldukça rahat tolere edilebiliyor. Çok tolere edilemiyorsa farklı kombinasyonlara gidiliyor. Seçenekler çünkü her gün arttığı değişiyor. İçin farklı kombinasyonlar yapabiliyorsunuz. Bir önemli gelişme de o kombi ilaçlar yani bir tabletin içerisinde birkaç ilaç tek doz halinde tek doz verilecek şekilde veya bilemediğiniz iki doz şeklinde verilecek şekilde yeni ilaç formülasyonları geliştirildi. Yeni ilaçlar geliştiriliyor. Bunlar da tedaviyi çok kolaylaştırıyor. Çünkü eskiden takip etmek çok zordu. Her gün aynı saatte alacaksınız, sıçrak satmayacaksınız, mideniz bulanmayacak, kusmayacaksınız, ishal olmayacaksınız. Bütün bunlar hep yan etkileri korkunçtu eskiden ilaçların. Bulantı kusma yine de var tabii bu belli bir şeye kadar ama tolere edemiyorsanız başkasına geçebiliyorsunuz. Bunlardan kaçınmak mümkün. Peki hikmet sahibi hekimler olmaya çalışıyorsunuz anladığım kadarıyla. Evet. Değil mi hocam? bir ders vardır hastaya nasıl yaklaşılmalı vesaire. Türkiye'de biraz geç başlandı bu konularda tıp fakültelerinde ders verilmeye ama. Madem yürekli hekimler olacaksınız. Kendi içinizde arkadaşlarınızı eğitirken ya da arkadaşlarınıza model teşkil etmeye çalışırken en çok dikkat ettiğiniz şey ne? HIV virüsü söz konusu olduğunda ya da sosyal stigma, sosyal etiketlemeler söz konusu olduğunda nasıl tepkiler veriyorsunuz? Ya da ne tepkiler vermiyorsunuz? Neler sizi sinirlendiriyor ya da neler sizi sinirlendirmiyor? Şimdi bu aslında tıp fakültesine geldiğimde birinci sınıfta benim de kısmen yaşadığım ve şu an bizim içimizde yer alan üye olan arkadaşların da yaşadığı bir şey. Öncelikle biz bütün sağ çalışmalarımızı yapmadan önce eğitimler alıyoruz. Yani nasıl oluyor? Ben Cerrahpaşa Tıp Fakültesindeysem hocamı davet ediyorum. Virüs nedir, nasıl bulaşır insanları anlatmadan önce. Bu bilgilendirmeleri yapıyoruz. İşte gerek bu kurumlarla olan bağlantılarımızla, ifle enfekte olan direkt bunu birebir yaşayan kişilerle aslında soru cevap tarzında söyleşileri düzenliyoruz. Ondan sonra arkadaşlarımızı sahaya çıkartıyoruz. Ama siz az önce bahsetmişsiniz. Tabii halkın tepkisi çok değişik ya da bazen şiddetli olabiliyor. Çünkü siz cinsellik kelimesini aslında kullandığınız anda gelen tepkiler çok daha farklı oluyor. İnsanlar dinlemek istemiyor ya da belki bazen bizim de HIV'le enfekte olduğumuzu düşünüyorlar kimi zaman. Hani yaklaşmayayım, bana da bulaşır, dokunmayayım şeklinde bir anlayışa bürünüyorlar. Biz bunu giderek daha azaltmaya çalışıyoruz. Şu anki tabii bu konuda en büyük hedef kitlemiz 12-24 yaş arası gençleri oluşturuyor. Hem bizim akranımız oldukları açısından hem de şu an yoğun bulaşma yüzdelerinin daha yüksek olduğu açısından bu grupla daha çok sıcak gruplarla iletişim halinde olmaya çalışıyoruz. 12 yaşa nasıl anlatıyorsunuz bunu? Merak ettiğim için. Şu an için hiç açıkçası 12 yaşa anlatmadık. Daha çok sahalarda bunu yaptık. Onun dışında liselere gidelim eğitimleriyle biraz daha aslında üstte 14-16 yaş ya da 18 yaş öğrencilerini anlatıyoruz. Ama dediğim gibi bunların hepsi eğitimle oluyor. Gerek önce hocalarımızdan sonra kendi içimizde akran eğitimleriyle olabilecek olan şeyler oluyor. Hepsinin işte farklı anlatım siz daha iyi bilebilirsiniz uğraştığınız için. Bu şekilde ilerliyoruz. Burada aslında temel amacımız hem tıp fakülteleri öğrencinin yani burada hem kendinizin tabii öğrenmesi gerekiyor hem de bir hastaya nasıl yaklaşılır. Hani bir işte bunu en basit bir kanser olduğunu nasıl söylenirden tutun da belki işte HIV'le enfekte olduğunda nasıl olacak, neler yapacak ve ileriki yaşamlarında da aslında bugünün tıp öğrencileri karşılaşabilecekleri şeyleri şimdiden görmüş oluyorlar. Bir nevi minik bir simülasyon olmuş oluyor aslında. Sonuçları aslında risk altında olan grup. Evet, gerçeği yani, aslında. Sonuçta risk altında olan bir grupsunuz. Evet, yani kesinlikle. Bir an kendi başıma gelmiş bir hikaye var. Danışanın dosyası bana gelmedi. Biz terapi sürecine başladık. Danışan meğerse küçük bir çakıyla oynuyormuş. Ben masanın arkasından görmedim. Bir yerde bir şey oldu. Eline battı o ve şu şekilde elini salladığında kan gözüme geldi.
Ve daha sonrasında danışanın dosyasını aldığımda HIV pozitif olduğu ortaya çıktı. O zamanlar 3 aylık bekleme koridoru vardı maalesef. Profilaksi tedavisi için, yani bir önleyici bir tedavi için, bilmeyenler için, ben biraz daha halk ağzına indirgemek durumundayım. Çapa'ya, fakülteye gittim. O tedavimi yaptırdım ama ondan sonraki 3 ay tırnak yiyerek geçti. Yani hayatımdaki bizler aslında belki de dışarıdaki insanlardan daha fazla risk altında insanlarız. Bu da bazen bizlerin profesyonel olarak da çok bildiğimizden dolayı da doğru bilmediğimiz şeyler olduğunda saçma sapan tepkiler vermemize de sebep olabiliyor, değil mi? Yani bunu aşmamız lazım. Yani bilmediğiniz zaman tabii ki de hani korkarsınız. Hani halk için bunu söylüyoruz. Bu anlamda bilinçlendirme yapıyoruz ama çok farkında olduğunuz ya da olabilecek tehlikeleri bildiğiniz zaman bu da hani belki tecrübeli hekimler kadar olmasa da hani bizim açımızdan bizim için de bir acaba mı soru işaretleri oluyor. Ama bunun da zaman içerisinde gidiyoruz ve bu aslında bizim daha dikkatli olmamızı sağlıyor ki böyle olması da gerekiyor. Tabii. Bazı şeylere daha dikkat etmemizi, gelen herkesi birçok hastalığı taşıyabilecek şekilde biz değerlendiriyoruz. Bu anlamda arkadaşlarımızın bilinçlenmesi adına da önemli. İleride yaşayabilecekleri sorunları engellemek adına şu an karşılaşmak, şu an bunu öğrenmek önemli diye düşünüyorum. Ama çok incitici olan şey o danışmanlık kısmının öğrenilmesi gerçekten çok önemli. Ben bile yani bu konuda hoca olmama rağmen yani fakülteye gidip de testin sonucunu yani ikinci kere yaptırdığım testin sonucunu aldığımda test şu şekilde önüme atıldı. Anlatabiliyor muyum? Yani bu şekilde önünüze atılan o kağıdı sizin açıp bakmanız aslında çok da kolay olmuyor. Yani kendinizin başına geldiği zaman ve aslında çok incitici olabiliyor. Evet, ben negatif çıktım. Çok tamam, büyük bir kısmet. Sadece negatif, olumsuz bir şey olduğu için ben hasta mıyım diye. Evet, yani öyle bir şey var. Yani testin sonucunu doğru algılayamamak bile söz konusu olabiliyor. Benim çok sevdiğim bir hekim arkadaşım ameliyat esnasında virüse yakalandı. Doktorluğu bıraktı, farmakolojiye, işini ecza kısmına geçti vesaire vesaire. Yani aslında bizler belki de dışarıdaki meslek insanlardan evet daha çok risk altındayız. Ama şimdi şeylerdeki profilaksiler, hatta şimdi pre-exposure profilaksisi var. Yani çok... geçmişten eğer şey yaptıysanız... Hayır. Riskli bir davranışa girecekseniz önceden ilaca başlıyorsunuz. Ama çok hoş. Sonra süre içerisinde ya da bunlar özellikle Discord'dan dediğimiz biri pozitif birisi negatif eşler için böyle bir tedavi şekli başarılı olduğuna dair ve bunu yavaş yavaş kılavuzlarda da önerilmeye başlandı. Yani bunun kullanılabileceği konusunda şeyler var. Bir telefonumuz varmış. Biraz da bizi izleyenlere söz verelim. Buyurun, merhaba. Merhabalar Şahli Hanım. Merhabalar. Merhabalar hocam, merhaba Duygu. Merhaba. İsmim Ahmet Mili Erdoğan. Ben de Duygu ile beraber Tıp Tıp Öğrencileri Birliği'nde gönüllüyüm. Reme Sağlığı Çalışma Kolu alanında 2 senedir ulusal yöneticilik yapıyorum. Öncelikle herkese çok teşekkür ederim. Programın başından beri de izliyorum. Gayet güzel, gayet bilinçlendirici ve gayet akıcı bir şekilde ilerliyor. Evet. Belki bir iki noktada bir şey söylemek istedim. Duygu orada çok önemli bir nokta söyledi. Bilinçlendirme kısmında herkes için bir bilinçlendirme yapıyoruz diye. Biz aynı zamanda sadece belki de sokaktaki vatandaş olarak tabir edeceğimiz insanlarla beraber kendi hekim adayı arkadaşlarımızı da bilinçlendiriyoruz. Mesela 2006 yılında Türk Tıp Öğrencileri Birliği bir araştırma yapıyor. 5. ve 6. sınıfta olan tıp öğrencileri içerisinde ve çok ilginç de ki bu araştırmanın sonunda mesela tıp öğrencilerinin yaklaşık %50'si HIV'in aynı sütüyle bulaşabildiğini bilmiyor o tarihte. Maalesef. Ve bunlar son sınıf tıp öğrencileri. Aynı zamanda %15 civarı sivrisinekle bulaşabileceğini halen düşünüyor. %80'in Eliza'nın süresinden haberi yok. %50'si yine ameliyat anında yani HIV pozitif olduğunu bildiği bir hastayı ameliyat etmekten çekineceğinden bahsediyor. Ya da ameliyatı da bırakın muayene etmekten bile, dokunarak bir muayene etmekten, bir palpasyondan bile çekineceğinden bahsediyor. Bizim aynı zamanda 12-14 yaş arası akranlarımızı ya da sahaya indiğimizde dışarıda gördüğümüz büyüklerimizi bilgilendirmenin yanı sıra belki de fakülteler içerisinde yaptığımız bilinçlendirmelerle de aynı zamanda kendi sınıf arkadaşlarımızı da bu konuda aydınlatmaya çalışıyoruz. Çünkü bir hekimin her şeyden önce tarafsız ve
doğru bir şekilde birçok olaya bakabilmesi lazımken, kendi alanında bir hastalıkla ilgili, bir enfeksiyonla ilgili bile doğru düzgün bir bilgiye sahip olmadan ağır bir önyargıyla o muayene odasının bulunmasının da çok büyük dezavantajları var. Hem mesleğe, hem hekime, hem içeriye giren hastaya. Ben çok tebrik ediyorum seni, senin kuruluşunu ve 30 bin bu gönüllüyü. Çünkü 15 sene evvel ben Çapa'da ilk hocalık yapmaya başladığımda bizim bulunduğumuz sorunlar, içinde bulunduğumuz sorunlar, bu virüsle ilgili, AIDS sendromu ile ilgili tecrübe ettiğimiz negatifliklerden çok fazla yol kat etmiş vaziyettesiniz ve sizlere çok büyük misyonlar düşüyor. Bizler galiba güzel tohumlar ekmişiz ki sizler ortaya çıkmışsınız. Ben şahsım adına şimdiden şunu söyleyebilirim ki ihtiyacınız olduğu anda kapımı çalın ve elimden geldiği kadar size destek vereyim. Açık kart söz veriyorum çünkü bence de çok önemli bir iş yapıyorsunuz. Önce hekimlerimizin, tıp personelinin bu konuda çok iyi eğitimli olması gerekiyor ki sokaktaki insana ve yeni yetişen nesillere yardımcı olabilelim. O yüzden tekrar tebrik ediyorum. Muhteşem bir iş çıkartıyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim canım. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. Sağ ol. Duygu, görüşmek üzere. Sağ ol. Teşekkürler. Bu çocuklar nereden çıktı Allah aşkına? Biz gerçekten bir şeyleri başarmışız ya. Kendime aferin diyorum yani. Değil mi? Onları da tebrik etmek evet, lazım. Evet, evet. Vallahi billahi. Tabii ama şöyle bir şey de var. Yani bu konuda çabuk mu demoralize olmamak lazım. Meşhur Einstein lafı, ön yargıları parçalamak, şeyi atomu parçalamaktan evet, daha zordur. Evet, maalesef. Ve biraz da şey, işin içinde olan kişiler riski daha da yüksek olduğunu farkında olduğunda onları biraz daha zor eğitebiliyorsunuz. Maalesef. Biraz zaman alacak. Fakat daha büyük tabii şeyler açısından olan sorunlar mahremiyetle ilgili, gizlilikle evet, ilgili evet, sorunlar. O konuda, bazı, o konuda bir sınıfta kaldık. Hala olarak, o, bazı yasal düzenlemelerin yapılması gerekiyor bazı şeyler için. Çünkü prosedür gereği hastanın sonucunu görmemesi gereken kişiler görebiliyor. Maalesef. Mesela bizim raporumuzu görüyor başka bir kişi. Ve o kişilerin ne kadar gizliliğe, mahremiyete uyum sağlayacaklarını takip etmeniz mümkün değil. Bunlar bazen elektronik ortamda saklanan veriler çok rahat başkalarına aktarılabiliyor evet, veya kötü amaçlarla erişilip açığa deşifre edilebiliyor. Bir bilgisizlik, iki dikkatsizlik, temel insan haklarına çok fazla riayet etmememiz ve hasta hakları konusunu aslında dillendirmememiz belki biraz da yani bizi bugünlere getirdi. İşlevsel galiba hale getirmek lazım. Çünkü her hastanede bir hasta hakları bürosu var, var şeyi evet, var ama evet, onlara yapılan şikayetler daha sonra ne kadar gündeme geliyor ya da bizim hastanelerimiz o şeyleri gerekli iyileştirmeleri yapabilecek kaynaklara gerek maddi gerek insan kaynaklarına sahip mi o konuda da maalesef. Yani bir şey yaptığınız zaman onu yapılabilir hale de getirmek lazım. Biz bazı şeyleri yapıyoruz, çok iyi niyetle başlıyoruz ama takip kısmında ve sonuçlandırma kısmında galiba yoruluyoruz. Sistem kurup onu sürekli evet, işler hale sürdürülebilir bir şekilde çalışmasını sağlayacak önlemleri almıyoruz. Anladım. Hevesimiz çabuk geçiyor. Evet, biraz maymun iştahlıyız galiba. Biraz da destekler de önemli. Hani ben aslında bir tabii öğrenci olarak değerlendirdiğimde hani biz o istekli arkadaş grubumuzu görebiliyoruz. O gücü hissedebiliyoruz. Enerjiyi görüyoruz ama bir şeylerin tabii hocam da dediği gibi hayata geçirilebilir olması açısından yani fikirden projeye geçmesi açısından destek gerçekten çok önemli. Valla bence tıpta iki tane kötü kedi var. Bir tanesi bağımlılık, bir tanesi HIV, HIV ve AIDS. Bu konular her zaman çok daha üstünde hassas çalışılması gereken konular bence. Ve ikisi de el ele yürüyor maalesef birçok alanda. O yüzden çok daha fazla çalışmamız gerekiyor. Giderek yaygınlaşan problemler bir de evet, yani Türkiye açısından da sorun. Şimdi son 3 dakika diye kulağımda yönetmenimiz beni uyarıyor ama ben... kulaklık tuttum. Tamam. Elimde. Seni bir ayağa alabilir miyim?
Teşekkür ederim. Küçük bir madalya. Bağımlılıkla ilgili konuşabilmek cesaret ister ama HIV virüsüyle ilgili konuşabilmek ve çalışmak çok daha büyük cesaret ister. Ederim. Ben o 30 bin öğrencinin adına veriyorum seni. Bunu her birimize bir tane veremeyeceğim çocuklar. Ama çok teşekkür ediyorum. Ben tüm Türk Tüpayi'nin milyonuna. Hocam size de. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Gerçekten burada konuşulmayacak şeyler hakkında konuşmaya çalışıyoruz. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ama yetersiz kalabiliyoruz. Ben biraz da insanlardan bize sormalarını, gelmelerini, anlatmalarını ve şikayetlerini dillendirmelerini istiyorum ki bizler işimizi belki daha kaliteli yapabilelim. Konuşulmadık bir şey kalmasın. Evet. Evet. Gizlemeyelim, dışlamayalım. Karşımızdaki kişilerin duygularını algılamaya çalışalım, empati yapalım. Evet. Ve öğrenmeye açık olalım kesinlikle. Evet. Buna çok açık doğru. olmak da belki çok en doğru. önemli şeylerden biri. Her zaman söylediğim bir şey var. Her gelen hasta bana her zaman yeni bir şey öğretir. Bizler bu kafa yapısında olalım. İnsanlar da bize güvensinler, gelsinler, yüreklerini açsınlar. Sadece bedenlerini değil, ruhlarını da iyileştirmeye çalışalım. Kesinlikle. Ayaklarınıza sağlık. İyi ki geldiniz, iyi ki varsınız. Sizleri tanıdığım için çok memnun oldum. Bundan sonra ileride beraber ne yapabilirsek elimizi taşın altına sokalım diyorum. Ve sevgili izleyenler, bu hafta bizle beraber olduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sevgiyle kalın efendim.